Merhaba arkadaşlar, Cities Skyline 2 yeni bölümle karşınızdayız. Biliyorsunuz şehrimizi 7. seviyeye getirmiştik, 8. seviyeye doğru gitmeye çalışıyorduk. Halen harcamalarımız gelirlerimizden biraz fazla. Son dönemlerde servislerden bazılarında bir miktar kısıntıya gitmiştik. Özellikle çöp yönetiminde ve onun peşinden sağlıkta bir miktar geri çektik. Bazı iş merkezi, sanayi ve evlerde de birazcık vergi artırımı yapmıştık. Son dönemde yapmış olduğumuz tarla vesaire yatırımlarından sonra pozitif negatif dengesi niye hepsinde sıfır gözüküyor şu an? Yani buralarda bir miktar açık vesaire olması lazımdı. Ha, şimdi geldi. Oyunu başlatınca demek ki gözükmüyordu. Evet, görüldüğü gibi halen ciddi bir şekilde buğday açığı var ve tomruk açığı, kereste açığı da var şehirde. Şimdi şunu ara yapacak çok bir şeyimiz yok ama şunu çözme şansımız mevcut. Onun için biz birazcık bu bölümün başlangıcında kereste odun vesaire işine girelim. Şuradaki bir bölgeye yerleşebiliriz. Burası bizim için uygun gözüküyor. Burası da bizim için uygun gözüküyor. Bunlardan birine giriş yapabiliriz. Zaten şuraya girmişiz. Pardon, buraya da girmişiz. O zaman şöyle gelelim. Bu bölgeden toplayabiliriz. İki tane inşa ederiz. Şöyle küçük bir yolla gelelim buraya. Bir tanesini buraya inşa ederiz. Diğerini de buraya inşa ederiz. Bu bölgeleri toplarlar. Tomruk. Gel. Nasıl topluyor? Nerede kesişti bunların yolu? Nerede kaldı bunun kesişimi? Tamam, bunu tamamladık. Diğerini de buraya koyalım. Böyle. Ne oldu? Tamam, ikinciyi de buraya kuralım. Burada iki tane şimdi tomruk getirecek yer inşa ettik. Wood cutter, ne bu, ne diye geçiyor bu? Forest'i, evet, forest'i yaptık. Onun dışında üretim içerisinde bizim, şimdi bunlar bunu birazcık azaltırlar. Buna pek yapacak bir şeyimiz yok. Buna da öyle, buna da öyle. Bunların hepsi verimli alan arıyor şu an. Ne yazık ki yapacak bir şey yok. Petrolün seviyesine daha erişemedik. Burada rock tarafında bir miktar sıkıntı var. Bu rock değil mi? Evet. Belki bir tane daha taş madeni, taş ocağı kurabiliriz. Şöyle bakalım, taş ocağı ne taraflarda var? Stone. Stone mining. Burada varmış. Bunu yemişiz. Burada varmış. Bunu da yemişiz. Yukarılarda var. Yani buralar birazcık uygun ama oralara da erişemeyiz. Şu bölgeyi tekrar yıkıp bu bölgeyi madenciliğe verebiliriz. Ya burası da tam merkez olmuş. Şehir merkezine denk getirdik. İki tane arsa alsak kurtarır mı? Hayır. 7 tane alma hakkımız var. O zaman şöyle bir şey yapalım biz. Şuradan şu iki arsayı alalım. Yine 1 milyonun altına indirdik parayı herhalde. Şuradan giden bir yolumuz vardı. Bunu uzatalım. Nerede kaldı bizim endüstri? Daha gideceğiz. Daha gideceğiz. Şöyle gidelim. Buradan da şöyle bir çıkalım. Zaten bir tane kurabiliriz en fazla. Evet, böyle hemen hemen her yerini alıyor. Hatta şu son tarafını, yolunu yıkalım. Bu. Complete. Tamam, bu şimdi biraz uzak kaldı tabii çarşıya, pazara. Oo. Çok büyük bir tesis olmuş bu ya.
Yani böyle bizim gibi 10 bin nüfuslu bir yerde de bu biraz fazla gibi ama. Colossal Ore. Ya buralara bu animasyonları falan bu sefer koymamışlar mı ya? Buralardan böyle bir şeyler hareketlense, ne bileyim insanlar yürüse falan, hiçbir şey yok yani. Kapalı mı desem? Hayır. 5 tane adam çalışmaya başladı. %93 verim var diyor. Yani bilemedim ki, şurayı birazcık yumuşatalım. Yumuşatamıyor muyuz? Hop. Olmadı. İn. Ha, tam maden yaptık burayı var ya. Soft nerede? Bu işleme para harcıyor muyuz biz? Yani ilginç bir yapı oldu ama yapacak bir şey yok. Şurası birazcık daha gerçekçi oldu en azından. Yeşil bir büyük buldozer çalışıyor orada. Evet, ekonomi ile ilgili başka nerelere yatırım yapabiliriz? Bir de oraya bakalım üretimde. Şimdi rock yaptık. Bu pozitife geldi. Bunlara pek yapacak bir şey yok. Ağaç belki bir tane daha koyabiliriz. Artık ağacın tamamen pozitife geçmesini istiyorum. Şurada bir bölgemiz var. Şöyle erişim sağlayıp şurayı temizletebiliriz. Şurası daha kalabalık gerçi ama önce biz birazcık ağaç dikelim buraya. Pine dikelim. Sonra da forest'imizi kuralım. Tamam, burada da bir forest'imiz daha var. Şu yarım mamul tarafına bakacaktım ben üretimde. Material goods. Bunlara tabi bizim petrochemical, bununla ilgili fabrika falan kurmamız lazım herhalde ama öyle bir menü yok. Şuraya çok gidiyor. Hazır gıda. Hazır gıdaya bizim dediğim gibi yapabileceğimiz bir şey yok. Öyle bir pencere yok yani bizim özel bir endüstri kurabilmemizle ilgili. Belki bize şöyle özel fabrika verirse olur. Zaten değeri vermiş, bunu vermiş. Vigil Factory, Ground Earth, Paper Factory, Chemical Fuel Plant, Switchen, Parma ilaççı, Oil Raffiner işte şunu verirse bize biraz ekonomiyi düzleyebiliriz belki. Aa, buradaki binalarımız çoğalmış. Güzel. Bu hangisiydi? 6 dükkan üstü ev olanlardan. Burasını doldurmuş. Bizim ondan var mı iyi şeyde? Şurası. Şuraya da ondan verelim. Buraya da ondan verelim. Ya bu küçük evleri biz nasıl büyüteceğiz? Bu evler küçük ya. Yani küçüğün üzerine gelip bunu büyüt desek. Şimdi low density housing, low rent housing, medium density low housing, medium density housing. Yani desek ki biz şuradaki muhitlerden bir tanesini bize farz-ı meal bu semti bize büyüt. Ne olacak şimdi bunlar? Bunlar gidecek yerine büyük gelecek mi? Bir de böyle bir şey deneyelim bakalım. Belki kentsel dönüşüm sistemi gibi bir şey yürüyordur burada. Bu arada Oktober'dayız. Şimdi burada tabi mal bulamıyorum, daha doğrusu müşteri bulamıyorum diyen firma sayısı fazla. Tek tük ambulans ya da şey bulamıyorum diyenler de var. Otobüs bulamıyorum diyen birisi var ya. Biz nereden geçirdik otobüsü? Buradan geçiyor işte. Aga. Burası durak. No vehicles. Abi 13 tane otobüs koymuşuz hatta be. Bir dakika.
Nerede bu totobüsler? 13 tane ya. Bir değil, iki değil. Nereden geçirdik biz bu hattı? Bu taraflara dolaşıyor. 13'ü de mi yok yani? Sarı otobüs. Sen sarı otobüs müsün? Sen kamyonsun. Sarı otobüs. Bir tane gidiyor işte. Yani biraz uzun süre bekledi anladığım kadarıyla bu vatandaş. Onun için uysuzluk çıkartıyor. Bak sarı otobüs işte. Ne kadar dolu? 11 kişi var. Bu araçların durağa giriş çıkış şekilleri falan biraz çirkin olmuş ya. Meta. 51 kişi götürüyor. Şu kamyon olmamış ya. Amerikan tipi. Dump truck. Delivery van mı? Ne vanı lan koca kamyonu? Ya bu keskin dönüş işine çözüm bulmaları lazım bunların. Food. Bu da food yapıyor. Kol. Şimdi enerji işleri ne alemde acaba? Şura ne alemde? 56 bin lira veremem ben şimdi bu iş için. Landfill. 3 tane oto şeyle kamyonla işini hallediyor adam ya. Bayağı yükseltsek ne olur minicik. Çöp yığını yapalım oraya. Güzel oldu. Detaylar nasıl peki? Yani yaklaşınca problemler çıkıyor ortaya. Gayet çöplük oluyor yaklaşınca. Taş var. Kutular var. Çeşitli. Burada bizim enerji santralimiz var. 3 tane. Buradan ciddi bir şekilde rüzgar yönünün tersine doğru basıyoruz. Rüzgar yönü değişiyor mu peki oyunda? Rüzgar yönü değişmiyor. Yani bu iyi mi olmuş, kötü mü olmuş? Bilemedim. Ama enerjiyle ilgili şu an limitteyiz. Yani enerji krizi kapıda. Peki burası faal mi? Faal. 7 kişi, 54 konforunda falan fıstık falan fıstık. Güzel. Şimdi bize küçük ev yerleşimi aç diyor tekrar. Şu değişim yaptığımız yer, evet, hiçbir şey gelmedi bunların yerine. Bu çok kötü ya. Yani oyundaki en büyük problem ya bu. Sadece küçük ev istiyor ya. Bak, küçük ev koy dediğimiz anda bir sıkıntı yok. Yani eğitim olarak vesaire memnun mu edemedik diyorum. Eğitimde her yerde bina var. Yani şu bölgede ilkokul yok. Yani çok problemse oraya gelebiliriz. Buralara bir yere bir ilkokul kurarız. Şöyle. Çoğunu kapsar. Herkesi memnun edecek tek yer burası gibi gözüküyor. O zaman burada birazcık bir yıkım kararı alalım. Bu mahalle gitsin. Sen de git. Buraya. Ne? Bir şey yıktık oradan ama farkında olmadan. Bunun şimdi geliştirmesi vardı ama sığmaz ki hiçbir yere. Ha sığdı. Park varmış. Yine 1 milyona geldi para. Riskli sınırdayız. Medikal klinik yani. Aynı Anno'daki gibi böyle evi geliştirmek için üstüne tıklayıp büyüt falan gibi bir şey de yok ki ben diyeyim bunlar yükselsin bu binalar.
Yükseğe ayrı kuruyoruz. Şehrin tam merkezinde, her şeye yakın olan bölgede bile gelişmediler yani. Şurayı ne hacetse geliştiler. Buraya da şuraya verdik mi imar? Tabii ki de vermişiz imar. Biraz yavaş gelişiyorlar ama. Bu otoparkı doldurmuşlar. Bak çok güzel. Full. Çok güzel. Fullse o zaman bunun gelirini biraz artır. %50 zam yap. Başka öyle otopark dolu olan var mı? Nereye yapmıştık? Oo, burası da çok güzel. Burayı beleş mi yapmıştık? 10 dolar. Gel 15 dolar. Gelirimizi artıralım yavaş yavaş. Böyle kazanılıyor demek ki para bak. Önce müşteriyi çektik. Ondan sonra yapıştırdık zammı. Buralarda bir yerde bir otoparkımız daha olması lazım. Hastane kuracağız diye otopark yık şey otopark kuracağız diye hastane yıkmıştık. Şurası ne? Burayı da açmışız aslında imara. Bir tane bina kurulmuş yani buna karşılık. Kaç kişi var burada? 92. Evler biraz çirkin olmuş ya. Seni de mi artıralım? Bedava demişiz. Sen de 15 dolara çık. Sen önce 10 dolara çık. Burada her binanın şeyini artıracak olursak bağımsız bayağı uğraşırız yani. 157 kişi var. Yani bunun gibi binalara ihtiyacımız var bizim. Ne kadar güzel grafik yapmışlar. İçi mi gözüküyor? Vallahi içi gözüküyor ama çözünürlüğümüz birazcık düşük. Balkon yok mu? Bir dakika ya. Balkonlu bina yok mu bu memlekette? Siz neycisiniz? Balkon. Sende balkon var. Sende var mı? Var. Sende var mı kocaman bir yapı? Penceresi yok, bir şeysi yok ya. Mahkeme duvarı gibi. Bak bunda var. Hem de çok güzel üçgen yapmışlar. Helal olsun. Bu bina güzel. Fransız camlı falan filan. Üstü şeyli. Oh 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 oh. Ne güzel. Evet. Şimdi birazcık şöyle park bahçe olmayan bölgeler var mı? Genelde herkes park bahçelerden memnun gibi gözüküyor. Park maintenance binası yapmış mıydık biz? Senden kurduğumuzu ben hatırlamıyorum hiç ya. Şurada bir bölge var. Seni buraya kursak ne olur? Çok güzel şurası sana. 90 bin. Bu binadan biz kurmadık herhalde ya. Hatırlamıyorum. Senin işlevin ne olacak bize şimdi? Çöp kamyonu mu çıkartacaksın? Vehicle'sı sıfır. Bir tane vehicle çıktı. Nerede? Nasıl bir araçla hizmet veriyorsun sen? Ha, böyle bir kamyonet. Durma şeyini çok güzel yapmışlar. Burası bayağı yokuşluk bir yermiş ya. Şuraları biraz smoothlaştırabiliyor muyuz acaba? Şuraya birazcık peyzaj yapsak. Yeşillendirsek. Zaten dikeceğimiz kadar ağaç dikmişiz gibi gözüküyor. Bu nasıl pine ya? Şimdi pine mi yani? 244 0 180 0 216 286. Ne anlama geldiğini bilmiyorum bunun ama. Evet, burada da bizim artık bir tane park bakım şeyimiz var. Ünitemiz var. School Drilling. Neresiymişsin sen? Çarşının içindeki maden. Sen ne kadar verimle çalışıyorsun? %106. 40 kişi çalışıyor. Kömür üretiyor. Tabii abi sana zarar vermeyiz. Sen 5. seviyeye gelince ne olacaksın acaba? Son seviyeye gelince dükkanı mı kapatacağız? Neyse merakla göreceğiz. Bu bölüm sonunda anlayacağız senin ne yapacağını. Burada bir otopark varmış. Bedavaymış. Seni de şöyle bir 10 dolar yapalım. Bizim gelire biraz faydası oldu mu? Oo, olmuş. Kâra gitmeye yaklaştık. Emin adımlarla kâra gidiyoruz. Şimdi şöyle bir üç kağıt yapmıştık biz sanki Tax'ta.
Uneducated'lerin mi yükselttik? Ha, yok. Bina tipine göre yapamıyormuşuz onu. Olmadı. Olmadı. Ha, burada pozitife çıkmış. Çok güzel. Burada pozitife çıkmış. O yıl. Bir sonraki şeye gelirsek birazcık fayda sağlayacak gibi. Şimdi şu koleje bir yatırım yapmıştık. Bir şey daha yaparsak belki bizi 8. seviyeye getirir. 300 bin. 1 milyonu geçmişiz. Yapıştır. Ek binayı. Çok az kaldı 8. seviyeye. Burada bir boş alan var. Buralara da demişiz ki sen ticaret şeyi yap ya. Daha ne yapalım? Yani bunları şöyle bir şeye çevirsek ne olur şu muhiti? Şu muhit için öyle bir şey yapalım. Buradaki arkadaşların sıkıntısı da müşteri bulamıyoruz diyorlar ya. Paper satıyor. Araba satıyor. O bak bu güzel. Sen ne satıyorsun? Tekstil. Sen ne satıyorsun? Paper. Sen ne satıyorsun? Hazır gıda. Tekstil. Kimyasal. Chemiklor. Kendi reklam tabelaları falan var. Sen ne yapıyorsun? Gıda. Otel, motel vesaire işi olmadı ya. Onlar nereden yapılıyor acaba? Paper, wages. Güzel. Bak buradaki köşe binalarımız falan oluşmuş. Buralar altı dükkan üstü. Evet, ev olan şey yapımız. Bundan lazım işte ya. Biz şehri bununla doldurursak güzel bir şeyler elde ederiz. Bak bayağı da bina çeşidi varmış buranın. Bizim çözümümüz burada ya. Aa, trafik. Aman ya Rabbi. Oho. Trafiğe bak. Trafiğe bak. Aha ho. Şuradan bir yerden biz bir yol daha açarız. Şimdi şuradan bir yol daha açacağız. Öyle gözüküyor. Ama buradan küçük bir yol açacağız gibi gözüküyor. Durduralım. Otoyollara erişmediğimiz için bir şey yapamıyoruz. Ama otoyollara erişsek ne olur? 17 tane gelişme puanımız var. Bir kere şu otoyolları bir açalım. Unlock. Underground'ın parking falan hikaye onlar abicim. Gas power plant açabiliriz. Emergency'ye gerek yok. Coal power plant. Nükleer. Bu tarafa doğru gideriz. Solar, molar, jeotermal. Belki buraya da geçebiliriz. Baraj. Gerek yok. Bir de bu gazı açalım. Tamam. Şimdi başlayalım inşaat faaliyetimize. Otoyolları açtık. Buradan bir geçiş verelim kendimize. Böyle. Bu sadece geçişte kalsın. Giriş olmasın. 3 şerite burayı da çevirelim. Şöyle. Bir dakika şöyle. Ne oldu be? O derece hassas ya. O derece hassas. Nereden tuttuğuna göre değişiyor. Tamam, buradan gelenleri birazcık daha böyle şehre veririz. Başka otoyollarda başka ne seçenek var? 3 şerit, 5 şerit, 10 şerit. Tamam, anladık. Burada sağa dönme, sola dönme, ışık. Yeni yaptığımız yola hemen ışık dikelim. Yeşillik yapamıyoruz buraya. Bu caddenin kenarına böyle bak ağaç. Ha, park yerini iptal ediyor. Bir esprisi yok. Sola dönme, sağa dönme. Bu ne? Crosswalk. Çok önemli değil. Car park. Yok ediyor. Bu da yeşillik yapıyor yanına. Çok önemli değil. Şimdi burayı biz imar açtığımız için bu tarafta gelişmeler olacaktır. Onun için şuraya da bir otopark yapalım. Küçüğünden vallahi tam sığdı. Tam sığdı. Evet, buralarda gelişmeler olmaya başladı ama trafik halen. Uhuhuhu. Feci sıkışık trafik burada.
Bu aslında bu tarafa gidiyor. Bir dakika. Sola dönmeyi iptal edebiliriz. Bak bununla ilgili tertibatımız var. Sola dönüş yasak. Yani gidin. Sola dönüşü yasakladım ben. Nerede sola dönüş yasak tabelası? Evet orada. Giriş yok diyor. Sola dönüş yasak diyor. Sen ne tarafa gitmek istiyorsun? O çok uzağa gitmeye çalışıyorsun. O kadar uzağa gitme sen de o zaman. Ne yapalım ya? Evet. Hadi 8. seviye ya. Çok zorladın beni ya. Big Town'a geleceğiz. 700 bin lira para verecek. Parayı da yedik bitirdik yani artık. Çok da para harcamak istemiyorum. Çok para harcadık. Burada da okulumuz varmış. Buna bir geliştirme koysak bari. 22 bin lira para harcayacağız. Buradaki ne değil de şuradaki büyük bir okulumuz vardı bizim. Şu mu bizim okulumuz? Ne yapalım bari? Bu kalabalık bölgeye hizmet veriyor. Güzel oldu. Haline erişemedik ve para tıkır tıkır gidiyor vallahi. Tıkır tıkır gidiyor. Yani birazcık daha zam mı yapsak bilemedim ki şu küçüklere, anakettlerden. Adamlar isyan edecekler. Commercial zaten can çekişiyor. Industrial. Hadi 2 puan da sana yapalım. 2 puan da ofise yapalım. Ne oldu şimdi budget? Yani. Genelde vergilerden geliyor para. Enerji satıyorduk tabii. Enerji satma işi de tarih oldu. Verimimiz de iyi yani. Verimimiz iyi olmasına rağmen elektrikte şu an şey yapamadık. Limitteyiz ya. Limitteyiz. Limitte olduğumuz için olmuyor. 650 bin lira yani. Bu santrali kurabiliriz buraya da. Kocaman da bir şey. Bu zaman bayağı bir şey satarız. Ama artık bunu belki karşı kıyıya kormak lazım. Bilmiyorum. Şu mahalleyi imar açacağız. Bu mahalleyi imar açacağız. Başka çare yok. Dur, yamuk. Şurayı bir açalım imara da burası bir gele dursun şöyle. Şuna bak kapış kapış gidiyor ya. Endüstri de istiyor ama endüstri kurdukça bu sefer tekrar küçük yerleşim isteyecek yani o dip şey şu an kısır döngü. Otobüs falan buradan hangi muhitten geçiyor? Bu tarafa hiç besleyememişiz. Burada taksiyle ilerliyor. Ama buradan geçiyor yani şu tarafa sanayi yatırımı yapabiliriz halen. Tamam, siz de endüstri olun. Şurayı da tekrar yapalım. Burada şöyle bir değişiklik yapalım. Burada bir tesis var, malum. Çok gittik, bir geriden gel. Bir geriden gelemiyoruz, yık. Yani aynı ölçüye nasıl denk getirdik bilmiyorum ki ya. Tamam. Burayı da sanayi değil. Ev yap.
Burayı yapma. Burayı da yapma. Aradan bir yol daha geçirsek miydi bilmiyorum. Şimdi bunlar toplulaşma biraz uzak kaldı tabii. Burada halen otobüs gelmiyor diyen bir zat var ya. Abi şimdi gitti ya otobüs işte. Boş bir kişi. Senin derdin ne? Neredesin sen? No wages olur mu ya? Bak sana vuruyor işte, ilk duraksın sen ya. Otobüs. Elektrikli otobüs. Yani elektrikli otobüs. Önce biraz elektriğimizi bollaştıralım böyle. Buradaki inşaatlar devam ediyor. Sanayi de devam ediyor. Burada bir işletmemiz vardı. Bu bize kimyasal üretiyordu. Bu taşıma işi. %66 verimle çalışıyor. Not enough employees. Evet, farkındayız. Trafik haritamıza gelelim. Trafikte ne durumdayız? Oo, genelde kötü. Kıpkırmızı bordo olan bir bölge yapmamız var mı? Şurası biraz seyrelmiş. Bu iyi işaret. Halen çok kötü durumda. Yani biraz trafik var, evet doğrudur. Şurada yaptığımız iş işe yaramış. Bu ne ya? Unhappy. Sıkıntı ne peki? Unhappy de problem ne? Ses mi yani? Noise. Abandoned olunca yıkmamız mı gerekiyordu burayı? Not enough customer. Şu bölgemiz güzel yerleşti aslında ama bunları tam memnun edemedik. Çok fazla sayıda problem var. Trafik burada da aldı yürüdü. Burası da trafik oldu. İnsanların ne taraftan ne tarafta aktığını gösteren bir şey vardı, ayar vardı sanki. Şunu yaparsak herhalde 60 puan bizi 8. seviyeye getirir. Getirmedi mi? Ya insaf ya. Gelemedik 8. seviyeye bir türlü. Bak buralar gayet aktif. Şurada yıkılacak birkaç binamız var. Sen git. Hemen yerine yenisi geliyor zaten. Sıkıntı yok. Başka? Şurada tren istasyonunda bir geliştirme yapabiliyor muyuz? 800 bin liramız var. Ekstra platform. Station service. Şey veriyor mu peki? Subway'e gerek yok. 12 bin, 35 bin, 50 bin. 12 bin liralığı verelim. Şu mu? Hadi be, 30 puan verdi ama bitmedi. Taksi standı, otobüs mü giriyor buraya? Bu ne için bu? Sana otobüs durağı yapabiliyor muyuz? Hat götürebiliyor muyuz? Aa, şuradaki hat. Uğra dememişiz herhalde buna ya. Bir iş çevirdik ama orada. Şimdi burası bayağı yoğun bir nokta olmuş gibi gözüküyor. Hangi otobüsü beklediğini anlayabiliyor muyuz? Bunu follow yap. H bilmem ne bilmem ne. Basic. Employer. Tırırıt 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 tırırıt. Ha, bir hikaye yok. Sanırım bir otobüs geliyor. Gel 8. seviyeye gel. Evet, buraya imar açtığımız bir bölgede daha evler çoğalmış. 6 dükkan üstü ev olan konsept burası. Burası başka bir şeymiş, gitti. Gitti, bunlar evmiş ya. Dur 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 dur, mahvettik.
Nasıl oldu lan? Kurtardık mı? Aa, bu kadar da tesadüf olur ha. Pause mu yapmıştık acaba? Bilmiyorum ki. Şöyle biraz hızlandırsak oyunu peki. Ama inşaat yapmadan da seviye atlatmaz bize yani. Bu hızlandırmanın tek esprisi şu an önümüze gelecek daha çok yeni problem oluşmasını sağlamak. Burası her yere uzak. Bu tarafa çok fazla yatırım yapmanın bir anlamı yok. Mahalleyi bu tarafa doğru büyütebiliriz. Bu tarafa doğru da geldik zaten. Yani ya haritayı büyüteceğiz tekrar. Şuradan bir arsa daha satın alacağız. Bir arsa daha satın alıp şuradan bir otobüs hattı çekerek ilerletebiliriz. Karşı kıyıya geçebiliriz ama 8. seviyede geçmek istiyorum. Buralara da aynı şekilde. Çok fazla bir seçeneğimiz yok. Burası kalsın istedim merkezde. Yapacağımız tek şey o. Arsa satın alıp yukarı doğru devam edeceğiz. Sonsuza kadar büyüyemeyiz ama bu tarafa büyüsek ne olur? Çok uzağız yani. Burası iş değil ki yani şu an. Çok uzağız. Bu güzel bir şey yapmışlar buraya. Vallahi. Bir şekilde ev kurmamız lazım bizim. Bu ne istiyor? Ambulans yok diyor okulda. Ya lan hemen karşısı be. Hemen karşısı be. Nasıl ambulans beklersin? Geç yürüyerek işte. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada keselim. Bir sonraki bölümde inşallah 8. bölüme erişiriz. İzlediğiniz için teşekkürler.